Bir konu var bu videoda. Araba sürerken yaşadığımız, unutamadığımız, bizi korkutan trafik anılarına değinecek ve çok önemli sosyal mesajlar vereceğiz. Ya da vermeyeceğiz, bilmiyorum. Ama sohbet edeceğiz. Orası kesin. Peki o zaman genel olarak bir soru soracağım bu araçtan bağımsız. Aha. Yaşadığın en korkunç an trafikte. Abi şöyle bir anım, hiç unutmam. Çünkü elim ayağım titredi gerçekten. Tuzla'dan Ataşehir'e dönüyordum, annemden Ataşehir'e dönüyordum. Gece 3 falan böyle, yol boş tabii. O yüzden E5'te 120 ile gidiyorum. Önümde de bir tane kamyonet var. Ama böyle iki araba boy var, farkı var. Çok fazla yok. Kamyonet bir anda önümdeki sağ sol yaptı ama böyle ani böyle. Ben de refleks olarak aynısını yaptım. Adamın yaptığı hareketin aynısını yaptım. Yapmasam bir tane adama çarpıyormuşum abi. Adam böyle sol şeritte gerçekten yürüyor böyle. Sarhoş bir adam. Bayağı şişman bir adam. Sol şeritte bayağı almış başını yürüyordu. Allah'tan bayağı refleks çarpacaktım. Yapmışsın sen de aynısını. Yani. Adamın aynısını yaptım. Zaten o trafikte normal hani önündeki ne yaparsa bir anda yaparsın. Hızlıysan evet, aynısını yaparsın falan. Ama elim ayağım titremişti yani. Direkt katil olurdum yani. Tabii abi zaten. Çok kötü bir şey. Ya araç kazası tabii Allah korusun kimse kimseye vermesin ama bir yayanın yarattığı panik ve tehlike çok daha fazla oluyor yani. Ve abi benim ilk kazam, bunu herkese de kamu spotu olarak söyleyeyim. Kesinlikle telefonla vesaire uğraşmayın abi. Evet. Arabadayken. Ya yani uğraşacaksınız da bir anda bakıp çekin. Çok fazla uğraşmayın. Ben uyandım bir kere. Bu yolun aşağı yolda, Ataşehir yolu. Bu alt yolda Audi ile evden çıkmıştım. Yeni uyanmıştım. Elimde telefonla mesajlara baktım. Ve bayağı uzun baktım. Fark etmedim. Kırmızı ışık yanmış, arabalar donmuş. Tak diye vurdum. Ama böyle son anda fark ettim. Böyle telefonu indirdim, gördüm. Aramda 5 metre vardı önümdeki arabayla. Ben o sırada 50 ile gidiyorum tabii. Hemen freni asıldım. Direksiyonu çevirdim sola. Bana da vurdum. Bir de aa, donetler okumuşum. Keltoş 3 TL, bakışlara bak sen de söyle, şarkı söyle de hayatımız renklensin. Redmif 3 TL, iyi yayınlar, çok teşekkür ederim. Berekos 5 TL, çok umursamasan da iyi yayınlar kralı, iyi geceler herkese. İyi geceler. Berekos abone olmuş, çok teşekkür ederim, hoş geldin aramıza. Böyle vurdu biliyor sağ musun? Sağ tarafa. Köprüde vurdu. 30'la gidiyorduk, vurdu adam ya. Evet abi, en kötü şey. İşte o mesela adam, o sol şeritteki adamı telefona baksaydım büyük ihtimal vururdum yani o adamı. Evet, telefonu refleks veremezdim. Lazım. Benim de şöyle bir anım var. Araba var, babamın Opel Astra'sı, kırmızı böyle cayır cayır. Nasıl havalıyım evet, falan. O zamanlar Astra güzeldir bu arada. Güzel, ben seviyorum. Güzel. Hatchback aynen mi? Yok, hatchback değil. Sedan. Ay sedan. İşte eşim o zaman da sevgiliyiz falan böyle. Hani araba maraba var. İşte yeni yeni arabayla bir yerle gidiyoruz falan. İşe bıraktım onu. İşe bıraktıktan sonra da o gidiyor, yürüyor. Yani şimdi markete gidecek. Ben de arabayla yanından gidiyorum. Böyle yan yana gidiyoruz yani. Hani artistlik yapacağım böyle, hani Fast and Furious'um ya. Öyle gidiyorum yavaş yavaş. O sonra döndü. Hani güldü, geriye döndü. Ben de geriye tıktım. Yol boştu. Ara sokaktaydık. Tek şerit bir yol. Geriden geri gidiyorum böyle diye. Çat diye ses geldi. Meğer direğe vurdun. Bir an fazla gittim. Hızlı gittim. Direğe vurdum. Of. Şey var ya şu an demirler var ya. Ona vurdum ve şöyle oldu. Çat diye bir ses geldi. Millet çıktı. Ya dükkanlardan falan çıktılar. Ne oldu, ne oldu diye. Şebnem işte eşim dedi ki, baktı. Ne yapıyorsun dedi. Böyle yaptım. Bir şey yok dedim. Diye kaçtım. Direkt hiç bozuntuya vermeden bir şey, bir şey var dedim. Kaçtım. Vardı. Gömdüm. Zaten şöyle oldu. Sokağa döndüm, indim, baktım arkaya. dedim. Evet, benim hiç unutamadığım mallıklarım sırasında bir numaraydı yani. Gittim sanayi 250 liraya verdim. O yüzden dikkatli sürün arkadaşlar. Evet, boşuna hava yapmayın. Yani evet, boşuna şey yapmayın. Bir de benim yüzümden bir araç çarptı ama onun da hatası vardı. İşte trafikte takip mesafesi diye bir şey var. Yani takip etmen gereken evet, mesafe var. Ana yolda, otoyolda gidiyoruz. Yani normalde 80'le gidiyoruz. Bir kalabalık var ama akıyor yani o. 80'le devam akıyor. Aynen. Ya arkamda da yakın giden biri var. Daha evet, doğrusu çok yakın giden biri yok arkamda ama onun arkasında yakın giden biri varmış demek ki. Abi bir anda böyle hani kafayı boşa alırsın ya, trafiğe bakarsın ama boşa düşersin ki aynen, uzun yolda çok başına gelir evet, bu. Evet, çok gelir. Öndeki arabalar durmuş komple. Ben hepsinde böyle hani çünkü hafif yavaşlıyoruz, ilerliyoruz. Yani kırmızı ışık görüyorum zaten. Ama ben de derken bir baktım. Yani öndeki arabayla yaklaşıyorum gittikçe. O durmuş, ben hala hızlı gidiyorum. Bir asıldım frene, ki kiralık bir araba vardı altında. Sık diye durduk şöyle. Arkamdakinden de fren sesi geldi ki o sırada böyleyim. Dua ediyorum, ne olur çarpma, ne olur çarpma diye. O da zınk diye durdu, onun arkasındaki duramadı. Onun arkasındaki çat diye çarptı. O da sana çarpmadı mı sonra? Yok, çarpmadı. Ya, iyi bari. O iyi durmuş yani. İyi onun arkasındaki çarptı, hani acı bir ses geldi. Ama şöyle söyleyeyim, ben ani fren yaptım eyvallah ama takip mesafem vardı, durabildim. Evet. Onun yoktu, duramadı. Sonra trafik aşındı, ben gitmiş bak. Gene de hata sende değil. Ya evet, bence de ben değil çünkü evet, ona yani takip mesafesinin sebebi zaten acil durumda olması için ama bir vicdan azabı hissettim. Bir de sorumluluğu kabul etmedim bütün süre. Yok ya, ben ani fren, şey arabada 4 kişiydik, ani fren yaptım dediler. Hayır, ani fren yapmadım. Öndeki kapıda durdum ve bir hafta kabul etmedim yani. O onunla alakası yok. Gece yatarken hayır yapmadım. Yapmadım, yapmadım değil mi? Yaptım. Evet, ani fren yaptım. Burada itiraf ediyor, onu izleyen arkadaş. Abicim çok özür dilerim benim yüzümden çarpıldıysa ama takip mesafesi yani lütfen. Çok teşekkür ediyoruz Ferit'e. Rica ederiz abi.
Hakikaten samimiyetle söylüyorum. Daha iyilerini kullansın abi. Herkese nasip olsun. Herkese nasip olsun. Ya olamaz. Teknik olarak ülkenin ekonomisi, dünyanın ekonomisi tabii sonuçta ülkenin dengeleri falan filan ama olabiliyorsa olsun tabii. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Çok fazla linç yedim ben hani. Niye? Bu arabayı aldığımdan dolayı ilk başta. Abi Tofaş kullansam linç yemeyecektim büyük ihtimal. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu sonuçta bir mal. Ve bunu yani çok zarar etmeden satabiliyorsunuz. Ev almak gibi bir şey. Abi şöyle bir şey var. Yayıncılar ev alıyor. Oo abi hayırlı olsun. Güle güle otur bilmem ne. Araba alıyor. Oy ***'in evladı falan oluyor. Yani linç yiyorsun yani. Bizde o genel olarak. Gerçekten yani şöyle, ya çok doğru. Bence linç ediliyor arabayı biliyor evet, diye yani. Evet. Araba mı aldın? Araba aldın. Zaten istiyorlar ki hani para kazansın ama şey olmasın. Eve yatırsa o kadar şey olmayacak yani. Aynen çok mantıklı şeyler. Çok iyi ya. Fark yok aslında yani. Bu da bir mal sonuçta yani. Benim de hobim var. Abi seviyorum yani araba kullanmayı vesaire. O yüzden abi ne olacak ya? Benim mesela açık ve net söyleyeyim gözüm zerre kalmadı. Hiç kalmadı. Çok kullanma bu arabayı. Fena göz. Nazar şu an nesin nazar ya? Değil ben ya nazar değil ya. Ne bu ateşi bok abi içinde? Ama hayır ateşi bok içinde değil. Şurada çöpler var o yüzden. Tamam Ataşehir de çöpler. Hayır hayır çöp kontuları var ya ondan Ataşehir, geliyor. Ben zannediyorum ki Ataşehir'in çöplerini içeren köye kayıştılar falan. Eskiden Ataşehir şeymiş bu arada. Çöplükmüş biliyor musun? Çöpler buraya geliyor. Yok biz atıyorduk zaten. Ben içeren köylüyüm. Ne alsak Ataşehir'i fırlatırdık. O yüzden içeren köy dedim yani. İçeren köy küçüklüğü ben oralıyım. İçeren köylerde çok gelişti. Burada tüm içeren köylere de selam söylüyorum. Çok gelişti. İçeren köy nereydi ya? Hayır içeren köylü dinç yiyeceksin. İçeren köylerde özürüz. Oğlum içeren köy aşağın lan. Bak, aa doğru. Kayışta İçerenköy. Doğru. Bostanç Köprüsü'ne çıktığın yer İçerenköy işte. Doğru doğru. Sen 5 dakikada geliyorsun zaten. Ben İçerenköy'de oturmuyorum artık. Kadıköy'de oturuyorum. Kadıköy. Acıbadem'de oturuyorum. Ama doğma büyüme İçerenköy'lüyüm. Evet. Acıbadem'de oturuyorum. Doğma büyüme İçerenköy'lüyüm yani. Peki çok teşekkür ederim Fethi. Rica ederim abi. Ne demek? Biz de bırakırsın inşallah. Tabii, çünkü tabii. Allah'ın unuttuğu bir yere getirdiniz şu anda. Hadi gidelim. Hadi. Bayağı kaliteli sohbetti bu arada.